yasaklar başladı. Şeyler kaldırıldı. Biz de artık bir şey yapamadık. Yapmak istediniz çok şey. Arabanın giriş çıkışı da geçiyor. Evet. Bu sol taraftaki. Kafede doldu, hani küçük bir şey yapalım, stand gibi. Belediye yanaşmadı işe. Aslında öyle bir şey olsaydı, çıkıyor, öyle görüyor. Caddede olmakla eski belediyenin oraya koyuyor. Gerekiyor. Yani onlara yöneldik birazcık. Ben de eşimin sayesinde başladım bu işe. Bir yıl beraber başladık. Bunu 6 yıla çıkardık kurslara devam ederek. Bu yetersiz geldiği için kendi iş yerimizi açmayı düşündük. Bu pandemi tabii bizi çok etkiledi. Herkese olduğu gibi, bütün sanatçıları, iş yerlerini etkilediği gibi biz de etkiledi. Öğrenci sayımızı düşürmek zorunda kaldık. Fazla öğrencimiz olmuyor artık çünkü bu pandemi bulaşıcı bir hastalık olduğu için bunu kendimiz de korumak ve karşımızdakini de korumak için azalttık, tek tük alıyoruz. Tabii Burdur tanıtımı bizim için önemliydi. Hep başladığımızda bu yüzden başlamıştık. Hani Burdur'un çok şeyin olduğunu ve tanıtılması gerektiğini düşünüyorduk. Bunu tanıtacağız elimizden geldiği kadar. Bugünlerde gelip geçicidir mutlaka ki bu işte bu pandemi de bitecektir. Ama sanat hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünüyoruz. Sanat her zaman var ve olacaktır. Sanat olmazsa insanın zaten hani damarının bir kopuk derler. Gerçekten de öyle düşünüyoruz. Boşa gitmemesi gerekiyor bu ağaçlarımızın da. Kalıcı eserleri bırakıp bizden sonraki nesillerin de bu işlerle ilgilenmesi, bu sanat dallarının ölmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bence ölmez herhalde. Bizim gibi düşünen kişiler çıkacaktır mutlaka ki. Bizde kalmayacaktır bu. Elimizden geldiğince bu zor sanatta olsa zevkli bir sanat olduğunu düşünüp herkese öğretmeyi düşünüyoruz. Özellikle gençlere çekmeye çalışıyoruz. Çok da ilgililer. Zamanları olduğu neticede gelmeye çalışıyorlar. Güzel bir duygu. Öğrenci yetiştirmek de güzel bir duygu. Çünkü öğrencilere sizin öğrendiğiniz şeyi başkasına aktarmak gerçekten çok güzel. Ve bunu paylaşıyorsunuz. Yaptığı eserleri kendileri gördüğü zaman çok mutlu oluyorlar. 12 yıl önce kamu iş yerinden emekli oldum. Emekli olduktan sonra ahşap yakmayla ilgili kurslara katıldım. Kursların sonucunda işte bu yakma tekniklerini iyice öğrendikten sonra sergiler açmaya başladık. Sergileri ilk etapta Burdur'dan başlayıp giderek bunu Isparta, Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul olarak genişlettik. 5-6 yıldır da iş yeri olarak burada çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Çalışmalarımızda gene Burdur antik kentlerine yönelik, yani Burdur'un tarihi kültürel varlıklarının yönelik çalışmalar olarak devam ediyoruz.